Herkese merhaba, ben Can. Yine rüzgarlı ve soğuk bir Bodrum gününden videomu açıyorum. Bugün size Bodrum Ortakent'i tanıtmaya çalışacağım. Bodrum Ortakent'te daha önce size anlattığım Konacık gibi çocuklu ve çalışan ailelerin yaz kış oturabileceği, tercih edebilecekleri bir mahalle. Turgut Reis Gümüşlük istikametinden size Ortakent'i gösteriyorum. Çünkü buradan Ortakent daha özetli bir şekilde gözüküyor. Bodrum merkeze giden istikamet bu yönde. Sol tarafım Acıbadem Hastanesi'nin olduğu taraf, yani Yalıkava gidiyor. Yalıkavak tarafına giden yol. Sağ tarafta Ortakent yalısı, yani Ortakent Yaşlı deniz kenarına giden yol ve şehir merkezi de sağ tarafta bulunuyor. İleride gördüğünüz Midtown alışveriş merkezi de Ortakent'te bulunuyor. Zaten hepsini birazdan aracımızla gezeceğiz. O zaman şimdi biraz Ortakent'i gezmeye başlayalım. Şimdi Ortakent'in diğer başına geçtik. Yani Bodrum merkez tarafına. Videoyu Ortakent'in sonundan, Gümüşlük Turgut Reis tarafından açmıştım. Şimdi tam Midtown'un olduğu kavşaktayız. Midtown alışveriş merkezi buradan başlıyor. Decathlon, H&M tabelaları görüyorsunuzdur. Mediamarkt, Carrefour, Metro devam ediyor. Yalıkavak sapağı Ortakent'te bulunuyor. Sağa saptığınızda direkt yol Yalıkavak. Dümdüz gittiğinizde Turgut Reis, Gümüşlük. Ve sol taraftan da Ortakent'in eski oturumu olan merkezine ve deniz tarafına ulaşım sağlayacağız. O zaman turumuza sırasıyla önce üst taraftan, yani Acıbadem Hastanesi bölgesinden başlayalım. Orada oturulabilecek evlerden biraz bahsedelim. Sonra orada bulunan tenis kulübü, golf kulübü, TED Koleji, oralarda biraz gezinelim. Oradan bir şehir merkezine inelim. Esnaflarda neler var, neler yok, marketler, İşte alışveriş yerleri, tapu dairesi, belediye, oraları biraz gezdikten sonra denize doğru inelim. Bu arada Ortakent, Ortakent demeyin, Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bile burada bulunmakta. Yani evet, üniversitesi bile var. Midtown'la ilgili de detaylı videomu Bodrum'da sıradan bir gün videomun içinde bulabilirsiniz. İçini detaylı bir şekilde size çekmiştim. Şu anda Acıbadem Hastanesi tarafındayız. Yani Ortakent'in üst tarafındayız. Deniz tarafından uzak bölgesindeyiz. Ben ev ararken çoğu insan bana bu bölgede ev almamı, ev bakmamı veya kiraya geçmemi tavsiye etmişti. Her yere yakın olduğu için, pratik olduğu için. Çoğu site 2+1 ve 3+1 tek katlı. Yani tek katlı derken altlı üstü flat dairelerden oluşan. İşte içinde çocuk parkının olduğu, güvenlik veya güvenli girişinin olduğu, derli toplu sitelerden oluşan evler. Ben ama yine Konacık'ta yaptığım yorumu yapacağım. Burada oturmak çok Bodrum'da oturma hissiyatını vermediği için ben biraz daha uzakta oturmayı tercih edip daha doğal bir ortamda yaşamayı tercih ettim. Pişman mıyım? Bazen pişman oluyorum tabii sabah arabayla gidip gelirken. Onun dışında hastaneye yakın bir bölgedesiniz, okullara yakın bir bölgedesiniz, yola yakın bir bölgedesiniz, alışverişe yakın bir bölgedesiniz, öyle düşünebilirsiniz. İşte gece otururken, şu anda videoyu çekerken bile ara sokağın ara sokağındayım, sürekli araba vızırtısı, gece bir ambulans gürültüsü olabilir, işte çocuk parkında çocuk sesleri olabilir. Onları düşünebilirsiniz otururken, oturmayı tercih ederken. Sürekli bereyi tak çıkar, saçım darmadan bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, bir tane sitenin şöyle içini size göstereceğim. Yol üstünde Onur Evleri diye, demin bahsettiğim gibi böyle şirin meşirin evlerden oluşan, otoparklı, içinde muhtemelen çocuk oyun alanı olan, genelde ailelerin oturduğu bir site. Ve hemen arkada görüyorsunuz, bakın, Acıbadem Hastanesi'nin kahverengi binası, büyük binası buradan gözüküyor. Yani şehir
burada oturmak. Şehir hayatından bir farkı yok bana göre. Yolun üst tarafı, yani Acıbadem Hastanesi'nin olduğu bölüm biraz daha köyvari kalsa da yapılan yoğun yerleşim ve evlerden sonra artık burada da bir şehir hissiyatı uyandırıyor. Yolun üst tarafında bulunan, hastane tarafında bulunan binalar biraz yeni, modern görünümlü olup dokuyu bozsa da alt tarafta kalan, köy içinde kalan binalar dokuyu, eski Bodrum dokusunu oldukça iyi yansıtıyor. Denize doğru yaklaştıkça bu dokuyu fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. O zaman gelmişken üst tarafa tenis kulübü ve golf kulübü var TED Koleji'nin yanında. Gelmişken orayı da bir turlayalım. Oradan sonra yolumuza devam edelim. Golf kulübüne saparken sağda TED Bodrum Koleji'ni görüyorsunuz. Kocaman bir bina. Evet, sol tarafta golf kulübünü görüyorsunuz. Bu yol benim çok hoşuma gidiyor. Çimler biraz bakımsız kalmış, solmuş. Malum havalar o kadar sertti ki bu kış. Yani biz bile solduk, öyle söyleyeyim, soğuktan. Ki hala devam ediyor. Bodrum'un havası çok pis. Bir 18-19 dereceyi görüyorsunuz, bir 1 dereceye düşüyor. Evet, golf bittikten sonra tam karşınıza da tenis kortları çıkıyor. Bodrum tenis olarak geçiyor. İçinde çok keyifli bir kafesi var. İki sabit kapalı, iki açılıp kapanabilen, balondan oluşan, 4 tane de açık, 8 tane kort var. Kortların 6'sı toprak, 2'si hard korttan, yani tamamen kapalılar, sert korttan oluşuyor. İster üyelikle, yıllık bir üyelik yaptırıp oynuyorsunuz, ister oyun başına belli bir ücretle gelip burada tenisinizi oynayabiliyorsunuz. Buranın gerçekten ortamı keyifli, güzel. Biraz uzaklaştığınız için ana yoldan sessiz ve sakin bir yerde kalıyor. Şöyle giriyorsunuz, zaten yanında böyle güzel bir bağ, bahçe, inekler, kuzular falan bir şeyler var. Kulübe buradan giriyorsunuz. Bakın hemen yanında böyle inekler otluyor. Çok güzel değil mi? İşte keşke Bodrum daha bakir kalsaydı. Daha keyifli olabilirdi. Şimdi bir de buradan bakalım Orta Kent'e. Yine Acıbadem Hastanesi'ni görüyorsunuz. Evet, şu anda Orta Kent'te yolun alt tarafına, yani deniz tarafına geçtik. Yoğunluktan ve binaların dokusundan anlayacağınız üzere Orta Kent merkezindeyiz. Burada böyle küçük küçük esnaflar. Birazdan gezeceğiz, hepsinin önünden geçeceğiz. Belediyenin ek hizmet binası burada. İşte ilk aklıma gelen Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü burada. Tapu Dairesi Orta Kent'te bulunuyor ve ev satışları çok fazla olduğu için geldiğimden beri 2 senedir bir gün boş görmedim önünü, öndeki kalabalığı. Evet, o zaman ufak bir Orta Kent merkez turumuza başlayalım. Buradan da deniz kenarına doğru aşağı ineceğiz. Evet, belediye tarafını gezdik. Şimdi bir de ana yola çıkan bir ucu daha var Orta Kent merkezin. Tapu binasının olduğu yol. Orası da oldukça yoğun. Bu arada hava o kadar değişken ki
Beremi bir takıyorum, bir çıkarıyorum, bir saçım dağılıyor, bir bere var falan, kusura bakmayın lütfen. Ev kiralarından da bahsedeceğim size. Şu yoğunluğu bir atlatayım. Alt tarafa geçince onlardan da biraz bahsedeceğim. Bu arada Nazar Gurme, buranın çok ünlü bir lahmacuncusu olarak geçiyor. Yani lahmacunuyla meşhur. Bir söylenti var ya böyle, Bodrum'da lahmacun çok pahalıymış falan diye. Yok, burada burası normal arkadaşlar. Belki İstanbul'dan bile uygun olabilir. Normal yaşam yerlerinde, yani Ortakent, Konacık, Bitez, böyle turist gibi değilseniz, yani yaz kış oturuyorsanız birçok şehre göre daha uygun şekilde yaşayabiliyorsunuz Bodrum'da. Ama yok, geldiniz Türkbükü'ndesiniz, bilmem neredesiniz, o beach senin, bu beach benim. Tabii ki lahmacuna dünya para yazabilirler. Ama bizim normal hayatımızda öyle abes fiyatlarla açıkçası karşılaşmıyoruz. Öyle yerlere de gitmiyoruz. Evet, tapu müdürlüğü. Şu anda tabii saat 1 olduğu için tapu dairesi şu anda açılmış. İçerisi muhtemelen yoğundur. Kapının önü hep yoğun olur. Sizin şansınıza boş. Evet, ana yola yine geldik. Demin yolun diğer tarafındaydık. Şimdi tekrar aracımıza doğru gidip oradan sahil tarafına, yani yalıya doğru ineceğiz. Ortakent merkezinde böyle hızlıca gezmiş olduk sizinle birlikte. Ortakent'te oturuyorsanız ve iş yeriniz de buralardaysa araç kullanmanıza gerek yok. Gerçekten yürüyerek işinizi halledebileceğiniz, her türlü esnafın olduğu, mahalle kültürünün olduğu bir mahalle Ortakent. Yani her şeyle karşılaştım. Ben Göztepe'de, Caddebostanlıyım İstanbul'da. Orası da böyledir. Arabanız yoksa yürürsünüz. Bütün işinizi böyle çekirdekten tırnağa her şeyinizi halledip dönebilirsiniz. Bodrum denince akla ilk gelen şeylerden biri nedir? Mandalinadır, değil mi? Her yerde mandalina ağaçlarının, mandalina meyvelerinin olduğunu zaten size detaylı olarak göstermiştim. Bodrum'a özgü de bir mandalina gazozu var. Bütün buradaki marketlerde, bakkallarda, sağda solda, restoranlarda Coca-Cola, Fanta gibi bir Bodrum mandalina gazozu var buraya özgü. Arkamda görmüş olduğunuz fabrika Bodrum mandalina gazozunun fabrikası. Burada kamyonetin üstünde de dediğim o mandalina gazozunu görebilirsiniz. Şişe şişe burada istiflenmiş bir şekilde duruyor. Aynı zamanda bu küçük binada da mandalina ile ilgili güzel hatıralar satılıyor. Şu anda kapalı. Yanında dondurmacı, harika bir dondurması vardır. İşte bu binanın içinde, küçük binanın içinde hediyelik olarak mandalina kolonyası, mandalina lokumu, mandalina vırız, mandalina zıvırı, her şey var. Burada da mandalina dondurması. Tabii başka çeşitler de var ama gerçekten size pub videosu çekmiştim. Ortakent yaş sahilde. İşte bu yolun sonu oraya gidecek. Binalar, evler daha doğrusu, üst taraftaki evlere göre ne kadar değişti, değil mi? Tam eski Bodrum evlerine döndük. Daha doğrusu Rum evleri. Yani böyle bir evde yaşamak, ne bileyim ya, niye Bodrum'a yerleştik ki? Hep aynı şeyi söylüyorum size de. İstanbul gibi bir binada yaşayacağıma hani niye geldim o zaman, buradayım? Şu Ortakent'in alt tarafının ferahlığı, üst taraftaki o yığılmaya göre, Acıbadem Hastanesi'nin oradaki bölgeleri düşünün. Size çektiğim bir de şuradaki evlerin güzelliğine bakın. Ferahlığına bakın. Tabii fiyat olarak çok fark var üst tarafla alt taraf arasında. Ama yine de araştırırsanız bu alt bölgede de uygun fiyatlı kiralık veya satın almalık bir şeyler bulabiliyorsunuz. Ama mutlaka İçinde olmanız gerekiyor. Burada bulunmanız gerekiyor. Yani uzaktan, ben İstanbul'dan sahibinden koma gireyim de ev bakayım da ah bir ev vardı gitti de, yani o çok mümkünatı
olmuyor. Çok da gerçekçi ilanlar değil. İlanların hepsinde bir düzenbazlık, bir altında açıklamada farklı bir olay mutlaka dönüyor. Biz buradayken bile ev bulmakta gerçekten çok zorlanmıştık ki şu dönemde ben hiç düşünemiyorum. Daha da zor hale gelmiştir. Ama bugünün fiyatlarıyla, bu arada üst tarafta bir üniversite binası bulunuyor. Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de Ortakent'te bulunmakta. Fiyatlar üst bölgede, yani demin size ilk çektiğim Acıbadem Hastanesi'nin orada 7-8 bin liradan başlıyor. Yani bahçesine göre, yeniliğine göre, büyüklüğüne göre, dıdısına göre 10-12 bin liralara kadar çıkıyor. Bu bahsettiğim yıllık kiralamalardan bahsediyorum. Aylık rakamlar, yani 10 bin lira çarpı 12 gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi denize doğru yaklaştıkça iyice bodrumlaşıyor çevre. Yani işte bodrum deyince böyle bir şey insanın aklına geliyor, değil mi? Yoksa ben ne yapayım? Hastanenin etrafında oturmayı istediği kadar, çocuk parkı olsun, güvenliği olsun, osu olsun, busu olsun. Zaten Bodrum'da bir hırsızlık olayı duymadım. Burada bir güvenliğe ihtiyaç yok. Yani herkesin anahtarı paspasının altında, kapının üstünde, bilmem ne, öyle duruyor. Burada ben ikinci telefonum, bilgisayarım, arabanın hep sağ koltuğunda durur. Burada ben hiç hırsızlığın H'sini duymadım. 2 senedir burada yaşıyorum. Tabii ilk başta bir İstanbul'dan gelince kapı pencere 3 kere 5 kere kilitliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz ama gerek bile yok. Zaten hırsız nereye kaçabilir ki? Yarım adadayız. Tek giriş, tek çıkış var. Denize atlamadığı sürece yakalanır. Soldaki ev mükemmel bu arada. Sağdaki de. Ve denize doğru. Tam karşıya indiğimizde size daha önce çektiğim pub'a geliyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde sol taraf Club Mus gibi. Burada tabii evler artık ateş etme derecesine ulaştı deniz kenarına geldikçe. Şu ferahlığa, şu sessizliğe bakın. Mesela burada mükemmel oturulur, yani öyle söyleyeyim. Hem her yere yakınsınız, hem denize yakınsınız. Oturmak çok keyifli burada gerçekten. Ana yolda başlayan bir orta kent turumuz. Önce üst tarafı Acıbadem Hastanesi bölgesini gezdikten, daha sonra merkezin yani alt tarafı gezdikten sonra, size tanıtmaya çalıştıktan sonra denize kadar inmiş bulunmaktayız. Hemen arkamızda Türk bayrağının olduğu yer, arkası o size daha önceki videolarda tanıttığım Pub Bodrum. O kendi biralarını yapan bir yer vardı ya, plaj, orası çok keyifli bir yerdir. Ortakent'i size biraz tanıtmaya çalıştım ama tabii gelip gerçekten gezmeniz gerekiyor. Bura Bodrum'un güneyi olarak geçen bir bölge. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz Yahşi Akyarlara doğru gidiyor. Deve plajı, Camel Beach'i görüyorsunuz. Zaten Ortakent Yahşi kardeş. Hani tabelalarda bile Ortakent Yahşi, Ortakent Yahşi. Ortakent'in bittiği yer hemen Yahşi'nin başlangıcı oluyor. Ve neresi Yahşi, neresi Ortakent, onu kestiremiyorsunuz. Diğer taraf da sahilden Bitez oluyor. Yani Ortakent'in sahili Yahşi ile Bitez'in hemen arasında bulunuyor. Keyifli bir yer oturmak için. Tavsiye edebileceğim bir yer sizin için ama ben, beni biliyorsunuz, ben Bodrumcuyum. Alt taraflarında tavsiye ediyorum size oturmanızı. Üst tarafları, o Acıbadem Hastanesi'nin olduğu bölgeler, evet fiyat olarak daha uygun dur ama oturum olarak ne kadar rahat edebilirsiniz gerçekten bilmiyorum. Ama illa çok kolay bir yerde oturacağım, çok da yüksek rakamlara çıkmayacağım diyorsanız Ortakent üst bölgeye veya daha önce tanıttığım Konacık bölgesine bakabilirsiniz. Tekrar söylemek istediğim gibi okulların büyük bir kısmı, hatta demin önden geçtiğimiz üniversite binası bile, onun dışında iş yerleri, dükkanlar, ticaret yapabileceğiniz çoğunlukla her şey hep Ortakent, Konacık bölgesine konumlanmış durumda. Aynı zamanda da
İşte sosyalleşmeniz daha kolay, işte gezmeniz, dolaşmanız, alışveriş yapmanız, spora gitmeniz, her şey bu bölgelerde oturarak daha kolaylaşabiliyor. İşte bu Ortakent sahil bölgesi de hem Bodrum'u yaşayabileceğiniz hem de kolaylıkla her yere erişebileceğiniz nitelikte bir yer. Gerçekten Cumhuriyet altını gibi. Üst taraflarda yine oturabilirsiniz belki ama o kadar keyif alabileceğinizi tahmin etmiyorum. Çok rüzgarlı havada, bibereli, biberesiz, bir sıcak, bir soğuk size Ortakent'i tanıtmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir sorunuz olursa alta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka unuttuğum, aklıma gelmeyen veya bilmediğim şeyler vardır. Ben de araştırıp veya biliyorsam hemen size cevabını yorumlarda vermiş olurum. En yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.